Tuttur'un sunduğu Tutturanlar Kulübü başlıyor. Her zaman hayali onunla tuttur. Tuttur'da bunu kaçırmayın. İlk yatırımınız sayesinde 1000 TL'ye kadar bonus kazanma şansı sizi bekliyor. Detaylar için de aşağıdaki linkten Tuttur'a üye olup kampanyalar sayfasından göz atın. Mutlaka diyorum. İyi diyorsun. Yani bu iki takım sanki kalecileri çok iyi, santraforları da çok iyi ama yani böyle bir alt kokan bir maç değil mi ya? Olabilir abi ve çok da çekişmeli olması muhtemel bir maç. Alt o yüzden bana da bayağı mantıklı geliyor. Yani Slovenya'da böyle baskı kuracak, sağlı sollu ataklar yapacak bir orta saha vesaire yok yani. Yok. Finlandiya'da fizikli kapanır. O yüzden düşük skor bence de bayağı mantıklı açıkçası. Bu bir şey var. Lovric var. Udinese'de mi oynuyor? Bilmiyorum. Slovenya'da. O böyle bir bazen mesela Hırvatistan'ı 1-0 yendikleri maçta falan hücuma çok iyi destek verdi diye hatırlıyorum o maç. Ama bu kadar. Yani bir de Udinese'de bir iki maç izledim. Yani çok iyi durumda değil Udinese. Finlandiya'da ne bileyim ya. Böyle sanki o kadro miadını doldurdu gibi yani. Evet. Kaleci Radeski hariç ki onun da yaşı var. Hani yok değil. Ama gene de Finlandiya'nın en iyi zamanları ya. Tabii yani turnuvaya katılıp falan. Bundan evet. önceki en iyi zaman Roy Hudson çalıştırırken yıllar önce. Hı-hı. En azından elemelerde sonuna kadar getiriyorlardı. Turnuvaya katılmayı başardılar bu sefer. Ve hocalarını da tebrik ediyorum. Arkadaşları da. Şu böyle yarı Litmanen yanlış zamanda doğmuş. Evet. Ya Şuvar olsaydı kaç milyonluk oyuncu olurdu bonservis? 100 milyon olur herhalde değil mi? Olurdu. Ya bu Ajax'taki hali. Olurdu. Yani Litmanen'in döneminde Bergkamp'lar falan da olduğu için. Evet. Hani ustanın bir ustası vardı. Bergkamp'tan falan. Sonra zaten Litmanen onun mevkisine evet. geldi Ajax'ta. Doğru. Bergkamp değil mi? Ajax'tan. Doğru öyle oldu galiba. Bergkamp Inter'e gidiyor, gidince, Inter'den 90, Arsenal'e 94, gidiyor. 94-95'te o gidince evet, o geliyor. Evet. evet doğru güzel. güzel değil oldu. Mi? 90'ların daha başı sanki Inter'e gidişi. Sonra Arsene Wenger gelmeden hemen önce yapılan transferlerden biri Dennis Bergkamp. Ama Wenger de istiyor. Hani ben şimdi sözleşmem devam ediyor diyor Japonya'da ama bu adamı hemen alın diyor. Inter'de bunu yanlış kullanıyorlar. Bergkamp da hep anlatıyor o dönemi. Ya santrafor'da tek başıma. Arsenal'de sözleşme görüşmelerinde tek başıma santrafor oynamam maddesi koydurmak istiyor biliyor musun? Kim oynuyor başlangıçta? Kanu'yla mı oynuyorlar? İlk sezon mu? İlk Yok, sezon Inright'la ya. Inright o zaman İngiltere milli takımı da santraforundan bir tanesiydi. Evet. Sen seversin öyle oyuncuları. Evet. Hem böyle driplingçi, hem son vuruşu iyi. Galatasaray'a öyle oyuncu istersin sen. Ama şey, Icardi varken artık... Artık yok, evet. Haaland'ı mı Haaland'ı bile böyle istemez misin Galatasaray'a? Haaland'ı istersin. Yani ama bak, Icardi gidecek. Haaland'ı gene de istersin. 10 sene... Çift santraforunu tutuyoruz. Peki. Ya Icardi gidecek dediğinde bile Haaland olur yani. Peki Haaland'ın babasını ister miydin? Bilmiyorum, hiç izlemedim. Gençler Birliği'nde mi oynamıştı Haaland? Hayır, hayır. Manchester City falan. Ha, büyük pardon. Lukaku'nun babası Gençler Birliği'nde oynadı. Şeyin birazdan yarınını konuşurken Norveç'ten bahsedeceğiz A grubunda. Sörloth'un babası Bursa'da oynamıştı. Tamam. Lukaku'nun babası da Gençler Birliği'nde oynamıştı. Tabii tabii. Evet. Zaten Lukaku'nun ilk yeşil çimlere çıkıp topa vuruşları şeyde Gençler Birliği sahasında. Adam bu Ankara ayazı yemiş adam. Hala üşüyor o yüzden adamcağız değilim. Evet, Slovenya Finlandiya'da çok soğuktur ve daha da soğuk bir yere gideceğiz bu grupta. Yani Danimarka Kazakistan ilk maçta bir büyük sürprizdi ama hakikaten böyle Kazakistan'ın bu kadrosu, bak Kazakistan turnuvaya gitti. Ya yani 30 yaş civarında 28 29 32 33 oyuncular en iyi oyuncuları artı Bahtiyar var. O kadar. Yani bu turnuvaya gittin gidemedin şey gibi hatırlanırsın. Giggs Mix süper topçuydu da Galler bir turnuvaya gidemedi. Hani hatırlıyorsun Robbie Savage falan. Birazdan ondan da bahsedeceğiz bizim grupta. Çünkü oğlu başladı artık, düşün yani. Evet. Ya şimdi maçlara bakınca bir şey genelde ya. Bizim editörler 3 maçı da bizim oyuncuların, tanıdık oyuncuların takımların ülkelerinden seçmişler. Yok yok, ben kontrol ettim. Sen mi dedin? Şöyle, hayır, ben onları söylemedim. Bunlar abi, daha iyi maç var mı değerli? Yok abi, öbür maçları görsen. Evet. İstersen böyle Kuzey İrlanda maçını değerlendim. Kimsenin evet. dinleyeceğini zannetmiyorum. Yani Belfast'ta bile dinlemezler, anladın mı? Doğru. Yani ama alt yazı geçip denk gelmiş yani. Yeşilli adam ne diyor? Yeşilli adam evet. Cumhuriyeti tutuyor çünkü Kuzey'i evet. değil yani. Bizim baktım, hep bizim futbolcular var. Bu Danimarka Kazakistan'da Nelson olayına ne diyorsun? Sen değerlendir. Ben değerlendirdim böyle MKG ile yaptığımız ikili mücadelede uzun uzun. Ama sen değerlendirmek istiyorsan lütfen dinlemek isterim. Yok, ben Nelson'la ilgili sadece şunu düşünüyorum. En iyi oynadığı, Galatasaray'la şampiyonluk yaşadığı sezon dahil Nelson'un bence kariyerindeki kırılma şu oldu abi. Ondan bahsetmiyor. Hiç milli takımın A milli takımın banko oyuncusu olamadı. Ümit milli takımın kaptanı Nelson. Ümit milli takımda bir sürü maçı var. 50 tane maçı var. Niye ama?
Kayer'i falan kesemedi. Kayer dışında Joachim Andersen de çok büyük çıkış yaptı. Tamam. Christensen de var. Şimdi bak. Chelsea ve evet, Barcelona. Eski Mönchengladbach oyuncusu. Ben çok severdim. Gladbach için ideal oyuncu ama Barcelona'da falan olmaz. Çok yavaş. Şimdi 3 tane yani 3 oyuncu var. Üçünü de kesemedi ya orada. Ben en azından Kayer'i falan kesmesini ve artık kesecek bu senede... Kesecek işte. 2 sene sonra K'ye daha oynayacak mı Danimarka'da? Ama kesecek ama hala kesemedi abi. 24-25 yaşına geldi. Hala ben şunu söylüyorum. Bak kesemedi. Şimdi, bence... Davinson Sanchez geldi. Tabii ki daha iyi stoper. Onunla oynaması gerekiyor. Okan Buruk doğru kararı verdi. Karşında aldı. Manchester deplasmanı olsun, diğer maçlar olsun. Yalnız hemen geldi diye geçen seneki Nelson'un çok büyük katkısını hafifletmeye çalışmayın. Hayır öyle bir şey geçen yok. Geçen sene Galatasaray'ın en değerli 4 oyuncusundan bir tanesiydi. Yani. Öyle öyle. Zaten onunla ilgili söylemiyorum. Bence Nelson'un Türkiye'den senin... transfer yapamamasının sebebini söylüyorum. Bir bu dinle. Mu diyorsun? Eğer Türkiye Ligi'ne o kadar değer vermiyorlar. Hele Avrupa'da bir şey, gerçi Barcelona'nın dönemde aldılar. Gayet iyi işler yaptı. Sörlot'u aldılar. Yani de Sörlot'ta adapte olana kadar 1-2 bocaladı. Şimdi yeni yeni artık La Liga'ya uyudu onu ve her demiyorum. Hafta gol attı. Yani Trabzon şampiyon olmamışsın hemen. Sörlot'un olağanüstü performansı çok dikkat çekti, aldılar. Cenk'i de aldılar Şampiyonlar Ligi'nde iş yapınca. Şampiyon yani... Ligi ama Sörlot da Şampiyon Ligi'de yoktu. Sadece evet. Türkiye Ligi diyor. Evet ama bize gelmeden önce de bir potansiyeli Türk ben Trabzon'a gelmeden durumunu şeye benzetiyorum. Oldu. İşte Alex de Souza'ya hani illa bir kulüp takmak isteyenler. İyi Brezilyalı da milli takımda kaç kere oynamış? PES. Adamın Brezilya mı? Ya ama burada Danimarka. Bir şey söyleyeceğim. İyi de abi Brezilya'da 10 numara, Danimarka'da stoper be kardeşim. Yani İskandinav stoper gerçeği var son 10 yılda şimdi. Ben sen kariyeri kesmesini söylemek istedim böyle nasıl zamanda Brezilya'da 10 numara olayı vardı. Kardeşim Kaka ile Rivaldo var önünde bir kere kafada. Tamam. Ronaldinho çıkıyor Alex'in bir de. Ronaldinho çıkıyor bir de. Yani daha Alex'in, Alex'in kesememesi normal. Nelson'un evet. Değil. Kayer o kadar büyük bir stoper değil abi. Danimarka milli takım için hala çok büyük stoper. Ben şunu diyorum. Yani kesememesi vesaire değil. Nelson eğer Danimarka milli takımda A milli takımda oynayabilseydi bir 5-10 maça çıkabilseydi 2 senedir o zaman bu yaz transfer yapardı. Ama hiç Danimarka milli takımda oynayamadığı için Galatasaray performansı, Süper Lig performansı transferinde babacığım, yeterli olmadı. Joachim işleri bozdu. Joachim bir ara dip yapmıştı. Lyon'dayken değil mi? Dip yapmıştı yani. Beşiktaş'ı alabilirdik o dönem. Evet. Şiddetli önerdim tamam, bilmem ne. Beşiktaş tarafından düşündüm. Hayır abi haklı olarak böyle scoutlar dediler ki Ali abi bu sene şu şu maçları çok kötü vallahi haklısın ben zaten böyle kefilim demiyorum. Ama o saçma sapan stoperi alacağınıza bu babayı alalım ya. Ya bu bir fırsattır. Her düşüş alım fırsatıdır diyor ya ekonomistler. Ben de öyle ya. Adam Crystal Palace'da tam beklediğim mi de geçti yani. Yani ben bekliyordum iyi bir stoper olması, toparlamasını ama adam Premier Lig'in en iyilerinden bir tanesi oldu. Şimdi 25 milyonluk oyuncu oldu. 30 milyonluk oyuncu oldu Joachim. İki, Danimarka'da abi şeyler çok farklıdır. Yani Eriksen falan başka ülkenin vatandaşı olsa o kadar şey yapılmaz. Yani herkes bıraktı. Sadece böyle Eriksen'e konsantre oldu. Lanet olsun turnuvaya dedi. Buna rağmen yarı final yaptılar. Danimarka meclisinde bile Borgen dizisini izledin mi? İzle. Çok beğeneceğim. Herkese öneriyorum. Netflix'te ama, Borgen. Duydum ama izlemedim. Mutlaka izle. Bir böyle hanımefendinin Danimarka'da siyasetçi olması. Hatta başladım galiba. İlk bölümüne başladım da bıraktım. Çok güzel. Onu. Özellikle oradaki Spin Doctor diye geçen yani medya danışmanı politikacının onu oynayan arkadaş müthiş birisi. Ya yani Mihail Laudrup nasıl topçuysa, işte en sevdiğin Danimarkalı oyuncu kim? Var mı? Yok mu? Sevmiyorsun sen Danimarka'yı anladığım kadarıyla futbol. Yok şimdi söyleyince bir kere de bir düşüneyim dedim. Laudrup tabii ki hani çok büyük. İkisi de olur, iki kardeş de olur. 90'larda. İki kardeş de olur. Yakın dönemde düşündüm ya, 90'larda hadi onlar var. Eriksen canım en iyi oyuncu. 21. yüzyıldan seç, Eriksen. Eriksen en iyi oyuncusu değil mi? 21. yüzyılda. Eriksen dilde kim kral? Herhalde olur abi. 17 yaşında Dünya Kupası'na katıldı. 17-18 2010 Dünya Kupası'nda. Doğru, çok doğru özel yani. Yetenekti yani. Evet, evet. Hala da öyle. Öyle gerçekten. Yani K'ye de öyle. Anlatmaya çalıştım o. K'ye de onlar için çok önemli bir oyuncu. Uzun yıllardır çıkan en iyi stoper. Yani Milan'da Nelson bir sezon yoktu. İçinde K'ye'den çok daha iyi performans sergilese bile kulüp takımında. İki sezon. Yani. Danimarka milli takımında K'ye başlar. Ben Milan'da adamlar ben eksikti. Ben Danimarka'nın içten söylüyorum. Kariyeri oynattılar. Inter'den 5 yıldır. Danimarka'da milli takım öyle bir şeydir ki. O dizide de göreceksin. Gerçek hayatta da var. Milli takım meclisteki en önemli böyle dildeki öznelerden biridir. Tamam. Mesela birisi talihsiz açıklama yaptığı zaman Danimarka meclisinde dizide yok. Ben anlatıyorum bunu. Guardian'dan okudum. Danish Dynamite kitabından. Danimarka Dinamiti nasıl yaptılar? Piontek'te oyuncular falan. Ajax'lı tayfa falan.
Danimarka orada hatalı geri pas veriyor 86 Dünya Kupası'nda İspanya maçı. Bunlar böyle Almanya'yı farklı yenip gruptan lider çıkıyorlar. Almanya'nın final önce 86'da ama ikinci turda İspanya bunlara gol olup yağıyor. Niye? Jesper Olsen var böyle. Manchester United'da falan oynuyor. Çok yıldız oyuncu. Ha, biliyorum. Abi. Onun saçma sapan bir hatalı geri pası var. Millet Meclisi'nde bir gaf yapınca konuşunca Jesper Olsen richtig diyorlar. Yani Jesper Olsen gafıdır bu. Çok büyük hata anlamında. Hmm. İki, o Euro 92'yi kazanıyorlar ya. 4 yıl boyunca her meclis açılışında arkadaşlar birlik olmalıyız. Aynı 92 milli takımı gibi. Orada da Mihal Laudrup'a laf var. Sen bu ülkenin yetiştirdiği en büyük yıldız oyuncuydun ama takıma inanmadın, güvenmedin, katılmadın. İlk kez bir şey katıldık, kazandık, sen yoktun. Anladın mı? Yani o bireycilikle hani o var. Şimdi demek istediğim o Danimarka kültüründe futbola da sirayet eden. Allah'ın icihan oynasın. Nelson isterse gitsin Manchester United'da, Galatasaray'da geçen sonra oynadığı kadar iyi oynasın. Premier League ölçeğinde yine K'ye başlayacak orada. Onlar da öyle abi. Bak o teknik direktörleri ve Olsen'i hatırlıyor musun? Çok uzun çalıştırdı böyle yıllarca. Adam zaten bir türlü futbolu bırakmadı ki. Hep savunma, santrafor oynuyordu, sonra savunmanın ortasına çekti ama adam hep oynamaya devam etti. Bıraktıktan sonra da 2-3 yıl sonra teknik direktörü oldu zaten adam. O az nüfus daha değerli insan. Vefa bizdeki gibi değil. Ya da Brezilya'da 10 numara yani mevkisel olarak hani Alex, Kaka, Rivaldo demek istediğim o kadar iyileri var ki onlar için. Ya kutsal bir oyuncu onlar için K.A. Muhafazakarlar. Muhafazakar falan değiller abi. Niye muhafazakar? Oyuncu, vefalı olmak hayır, o mudur tamam, ya? Oyunculara yaklaşım açısından muhafazakarlar. Muhafazakar denmez ona. Vefalı yani niye denmesin denir. Tutucu işte. Vefalı denir ona. Vefa muhafaza orada bir semt değil. Vefa sen. Tamam, anladın peki. Mı? Vefa son yapalım burada. Öbür maça geçelim. Ne oynayacağız maça? Denemek Kazakistan. İlk maç biliyorsun efsane bir maç. 3-2 Kazakistan kazandı. Evet. Ya bence kendi sahalarında dediğin kadar milli takımı önemseyen bir taraftar topluluğunun da olduğu bir maçı alırlar diyorum o zaman. Ben de diyorum ki ya Kazakistan hani son şansımız o da var. Bence en iyisi bu maça üst oynamak yani. Üst mü? Veya yani, karşılıklı gol mü bilmiyorum. Üstünde bu arada oranı bayağı düşük yani. Ne yapayım? Öbür mü oranı iyi? Hani beklenen bir şey gibi. Benim için ama düşük ben değil 1.36. 1.36 benim için iyi bir oran. Evet evet. Ya ben Danimarka gibi takımları üstü çok şey yapamıyorum. Çünkü bazen çok sağlam savunma yapıyorlar. Kilitliyorlar maçı. 1-0, 2-0 da alabiliyorlar. O yüzden... Peki hani, santraforlarının formda olmasına ne diyorsun? Ya ben Danimarkalı alırlar diyorum yani direkt. Danimarkalı evet. Değil mi? Ha, hayır, sakatlığı var mı yok? Ben alırlar diyorum direkt. Wink de var. Bence kazanırlar. Direkt bir oynayalım. Yani çünkü bir de abi şey, ilk maçı üstün, kaybettiler. Kesin onun borcunu ödemek üstün zorundalar. Üstün oranıyla birin oranı birbirine çok yakın. Üsttense bir daha mantıklı. Sen oyna. Tamam ben Danimarka diyorum. Peki çünkü ben Dünya Kupası'nda çok fena dilim yandı böyle. Avustralya'nın olduğu gruptan çıkamadılar. Ben Avustralya'yı tebrik ediyorum. Zaten yaşamak istediğim yer hep Türkiye olmuyorsa. Avustralya istiyorum ama olmuyor. Yani ama Danimarka... Ama bak şimdi bak, Kazakistan gibi düşün. Son şansımız. İlk maç 3-2 yendik. Yürüyün böyle Kazak oğulları. Hani bir de erken gol yediler. Daha da ofansif oynayacaklar. Ve Kazakistan uzaktan şutla acayip tehdit biliyorsun. Artık eskisi gibi dünyanın en iyi kalecilerinden biri Danimarka'nın kalecisi değil abi. Nerede Schmeichel'lar? Kim oynuyor Danimarka'nın kalesinde? Ya Schmeichel oynasa bile eski halinden eser yok şimdi. Yaşlandı yani. Artık. Yani o Ümit Aktan haklı çıktı. Schmeichel değil bütün Michael'lar gelse diyordu ya. Peki. İyi. Bitirdik o zaman. Güzel tartışma var. Evet, güzel, hakikaten şey. Ama sen de seviyorsun böyle. Yani ülke kültürünün futbola sirayet etmesi falan, onu şekillendirmesi, ülke futbolunun senin da ülke kültürünü Danimarka şekillendirmesi. Danimarka ile ilgili konuşurken bir kitap aklıma geldi. Soccernomics. Evet. Geçen hafta da konuşmuştuk. Ben onu bir düzeltmenliğini yaptım Türkçesini. Ya Szymanski ile şeyin kitabı işte bizim kralın. Ama orada bir Szymanski diye böyle matematikçi var. Çok evet. Da skorer bir matematikçi evet. O da. Yani esas skorları yazar, çok iyi hesaplıyor. Esas Szymanski yazarının ya. Adını unuttuk şimdi. Esas yazar. Esas yazarı Szymanski... çok önemli adam ya işte. Evet. Mehmet Demirkoğlu'na bir ara kızmıştı ama. Bırak Allah aşkına falan diye bir programda ben hatırlıyorum. Hani o kadar abartıldığı kadar değil falan. Bak. O oradaydı galiba o kitapta geçiyordu. Simon. Evet. Neydi Simon? Cooper. Heh. Peki. Simon Kaya, Simon Cooper işte abi. O kitapta mı geçiyordu ya? Bir İskandinav ülkesinde futbol açık ara izlenme, oynanma vesaire konusunda bir numara. Yani onun oranını çıkarmış. Bütün Avrupa'da futbolu en çok seven ülke hangisidir diye. Danimarka izleme. Olması gerek. Galiba Danimarka'ydı. Şimdi yanlış söylemeyeyim ama
O çok önemli. Şöyle söyleyeyim önemli bir çıkarım. Kısaca, galiba Szymanski yapmıştır onu matematikçi olduğu için. Şöyle söyleyeyim ben de sosyolojik açıdan. Şimdi İsveç hep başarılı futbolda. 50'lerde, 60'larda, 70'lerde efsane oyuncular çıkarıyorlar. 58'de. Milan'da oynuyor. Milan'da efsane oluyorlar. Dünya Kupası'nda iyi neticeler alıyorlar. Dünya Kupası düzenliyorlar. Dünya Kupası düzenliyorlar falan değil mi? Evet. 54 Avrupa ya da 58'i düzenlediler. Final Euro 92'yi düzenliyorlar ve onda Danimarka şampiyon oluyor. Evet. Danimarka İsveç acayip ezeli rakip. Birçok böyle Danimarka dizisinde mesela bir tane de bir hastane dizisi vardı izledim yine Netflix'te. Orada da hastane dizisinde de Kıl böyle doktor var. Baş hekim olarak geliyor. Kıl diye adama dalmayın sakın. Bu Danimarka İsveç orada daldın mı zaten bir daha hastane değil hapishaneye gidiyorsun direkt. Onu söyleyeyim de. İsveçliği böyle kendini fazla beğenmiş. Danimarkalılara göre kendini üstün gören biri olarak kişiselleştirmişler, karakterleştirmişler. O aslında o futbolda da yansıyor. Her Danimarka İsveç. Genel olarak hepsi öyle mesela. Norveç'te Haaland'lar falan çıktıktan sonra. Peki Norveç'in olayını biliyor musun? Brezilya ile 4 maç yapıp hiç yenilmeyen ender ülkelerden bir tanesi. İlginç bir şey. 4 kere oynamış. Öyle bir kere değil yani. Evet. 98'de yendik falan öyle değil. 4 kere oynamış. Yenilmemiş adamlar onlar. O da onlar gurur duyuyor. Norveç de diyor ki biz diyor bugüne kadar küçük kardeşlik futbolda diyor İsveç, Danimarka. İlk o 90'larda başı. Hani 92'yi kazandın da 94'de ben katıldım ama İsveç onu geçiyor. 98'e ben katıldım falan derken ben daha iyi göçmen oyuncu çıkarım işte Zlatan İbrahimovic, Henrik Larsson İsveç öne geçiyor. Bu sefer Danimarka da başlıyor falan. O komple bir futbol kültürü ama yazık Finlandiya en son diyor ki bir dakika ya. Uzak da olsa biz de İskandinav'ız kardeşim. Bir Faroe Adaları yapamadı değil mi? Faroe Adaları da bizim tabii başımızın belası oluyor o ayrı yani. Doğru. Güzel bir kültür. Yani o insanın o iklim şartlarında futbol oynamak istemesi, futbolu sevmesi zaten çok güzel bir şey bence. Üzerine çok konuşmaya değer. Beşiktaş'ta oynayan böyle Stavrum 2002 Dünya Kupası kitabına şöyle bir yazı yazmıştı. İletişim yayınlarına çıkan. Başta siz Türkler olmak üzere bütün dünyadan Norveç adına böyle özür diliyorum. Biz bu kadar bir havadan oynuyorsak bilseniz böyle küçükken bizim oynadığımız o kar tepe zaten top yerden gitmiyordu diye. İşte Galatasaray Tromsø maçı falan birkaç yıl sonra o bayağı. Şimdi nasıl yerden oynayabiliyorlar? Doğru. Dünyanın en iyi yerden oynayan ofansif oyuncularından biri Ødegaard. Ødegaard. Yani. Doğru. Geçiyoruz şimdi. Ağzına evet. Sağlık. Pazar programında Ødegaard. Evet. Görüşmek üzere. Tuttur'un sunduğu Tutturanlar Kulübü sona erdi.